Ne düşündün be? Vallahi bilseydim bu kadar üzüleceğini söylemezdim. Yok yok, üzülmedim. Biraz gerginim sadece. Merak etme. Yarın sonuçlar belli olur. Her şey yoluna girecek. Ben eminim. Sen Suna Hanım'ın torunusun. Hayırdır inşallah bu saat. Kim? Efendim. İyi geceler. İyi geceler. Kimi aradınız? Cemal Bey, ben Hamit. Aa Hamit Bey, buyurun, kusura bakmayın. Ben çıkaramadım. Buyurun. Bütün gün testle uğraştılar. Sonuçları aldık. Ben de size haberdar etmek istedim. Bu kadar çabuk mu? Sizi dinliyorum. Maalesef olumsuz Cemal Bey. Hadi ya. Bunu hiç beklemiyordum doğrusu. Emin misiniz? Eminim. Ama yine de Bülent Bey kıza yardım etmek istiyor. Madem kimsesiz sahip çıkalım diyor. Ona nasıl ulaşabilirim? Kendisi zaten benim yanımda şu an. Bende kalıyor. Ben bir konuşayım kendisiyle, çünkü hani yardım konusunda ne diyeceğini bilmiyorum. Ben haber veririm size. Olur mu Hamit abi? Yani bey. Teşekkürler. Ne yapalım? Üzülme sen. Aileni yine ararız. Ben hep senin yanındayım, merak etme. Senin yüzün gülene kadar gerekirse bütün İstanbul'daki evlerin kapısını tek tek çalıp ararız. Hayırdır Cemal? Kötü bir şey mi var? Sen burada yürü. Güzelim benim, sen hiç merak etme. Cemal ne yapar, ne eder, bulur senin aileni. Hem artık biz de senin ailen sayılırız, ha? Hayırdır inşallah. Nasıl kapı çalmak ya? Allah Allah! Geldim, geldim! Kim bu ya gecenin bu saatinde? Geldim. Allah! Kim o? Açın kapıyı lütfen, polis! Polis mi? Allah! Buyurun memur bey. Hanımefendi, Cemal Sönmez evde mi? Yok, evde. Çıktı. Hanımefendi, tekrar soruyorum. Cemal Sönmez evde mi? Yok memur bey. Çıktı. Niye arıyordunuz? Bakın, suça yataklık etmek kanunen suçtur. Cemal Sönmez evde mi? Beni kaçıran adam. Yok canım, evde. Niye yalan söyleyeyim ben size? Girin içeri. Aa git. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kardeşim bir dakika, bir dakika. Abla iyi misin? İyiyim Cemal, iyiyim. Oh, çok şükür. Düşünce bayılmışım.
Adamlar gidince kendime geldim. Siz iyi misiniz? Biziz merak etme. Ya Cemal, senin polisle ne işin olur be oğlum? Onlar polis değil. Ah be ablacığım, ben anlatacağım sana sonra. Sen kapını, çerçeveni kilitle, kimseye de açma, tamam mı? Bizi ne gördün ne duydun. Tamam, dikkatli ol. Abi de ağzı gözünü seveyim, haydi. Ne demek kaçırdık? Her şeyi mahvettin. Onları bulacaksın. Bu senin pisliğin Hamit. Onları bul ve temizle. Ya kızı alıp polise giderse? Polisi aramayacak kadar zeki bir çocuk. Bir şey yap Brent. Hala Hamit'in bu işi çözeceğini mi zannediyorsun? Ne yapabilirim? Kartlarını açık oyna. Çocuğu ara. Oo, çayları soğutmuşsunuz ya. Öyle de içeriz be abi. Yok, ben götüreyim Cemal. Efendim? Beni iyi dinle. Kızı bana getirirsen $200,000 veririm ve hayatım kurtulur. Eğer kaçmayı denersen başınıza neler geleceğini biliyorsun. Onun için kızı bana teslim et. Senin ben. Hayrola? Abi, bizi saklaman lazım. Eğer bana bu iyiliği yaparsan. Biz bir günler için varız. Kızla mı ilgili? Evet. Ama nedenini sor. Çözülünce anlatırım. Anladım. Hadi siz içeriye geçin, ben teknede yatarım. Yok abi, gerek yok. Sen yerinden olma. Biz tekneye geçeriz. Olmaz evladım. Ben teknede yatmaya alışkınım. Siz orada rahat edemezsiniz. Hadi beni dinleyin. Eyvallah abi. Sağ ol. İyi geceler. Kabuslarımdaki her şey gerçekmiş. O adam, o yüz. Seni kim aradı, o muydu? Bülent Sercan. Seni kaçıran adam Bülent Sercan adam aslında. Çıban başı bu. Malikoğlu Holding'in de CEO'su aynı zamanda. Yavaş yavaş netleşiyor her şey. Ne dedi sana? Seni bırakmam için rüşvet teklif et. Senden korkuyor tabii. Senin diyeceklerinden korkuyor. Ah ben kafama. Ben bunlara nasıl güvendim ki? Nereden bilebilirdin Cemal? Benim yüzümden senin de başın derde girecek. Keşke gelmeseydim. Öyle söyleme. Eğer gelmeseydin yaptıkları yanına kâr kalacaktı. Benim yüzümden senin de peşini bırakmayacaklar. Ya sen bunları düşünme, hallederiz bunları. Hadi sen uyumana bak. Haydi, geç oldu. E hadi ama kapat gözlerini. Sonra bana fırça çekmesinler prensesimize iyi bakmamışsın diye. Babaannem değil mi? Nasıl biri? Sunan Hanım da. Yok, onlar çok başka insanlar. Partiler, davetler, böyle büyük malikaneler. Ne yalan söyleyeyim, ben Sunan Hanım'ın yanından bile geçmedim. Peki diyelim ki bu savaşı kazandık, ben babaanneme kavuştum. Ben hayata nasıl alışacağım Cemal? Hiç tanımadığım, bilmediğim yabancı bir hayat. Zamanla alışırsın. Sunan Hanım senin yıllardır hasretini çeken babaanne sonuçta. Sevgiyle sana kucak açacaktır. Tabii önce bizi bulup yok etmezlerse.
Sen düşünme böyle şeyler. Yat uyu hadi. Korkmuyor musun hiç? Ya bizi de öldürürlerse annem babam gibi. Korkuyorum. Ama ölmekten değil.